Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu dedik. Bakalım Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Tartalım. Kimden öğrenelim? Resulullah Aleyhisselam'dan öğrenip tartalım bakalım. Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَبْدًا. Şayet Allah bir kulu sever ise, şayet Allah bir kulu sever ise, nâdâ Cibril, Cebrail'e seslenir. Der ki Allah'ımız, اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّ فُلَانًا. Ey Cebrail, Allah falan kişiyi sevdi. فَاَحْبِبْهُ, sen de onu sev. Allah filanca kişiyi sevdi, sen de onu sev. فَيُحِبُّهُ Cibril, sonra Cebrail de o kişiyi sever. فَيُنَادِي فِي اَهْلِ السَّمَاءِ, sonra Cebrail aleyhisselam meleklerin amiri, büyük o. Sonra bütün sema meleklerini çağırır. Gelin bakalım buraya. Gelin buraya der. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا. Ey melekler, Allah filanca kişiyi çok sevdi. Bana da emretti, ben de sevdim. فَاَحِبُّهُ, siz de onu sevin. فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَا, sonra o melekler o kişiyi de severler. Emir aldılar ya. Meleklerin görevi neydi? Aldıkları emri yerine getirmek. Öyle değil mi? Emri aldılar. Filanca kişiyi Allah sevdi, Cebrail sevdi, sen de sev dedi. Onlar da sevdi. ثُمَّ, sonra يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ. Allah o melekleri görevlendirir, yeryüzüne giderler ve insanlar arasında o insan için bir kabul, bir itibar duygusu oluştururlar. İlham verirler. O insan için, Allah'ın sevdiği kimse için insanlar arasında itibar duygusu verirler. Güven olur. Onu seven insanlar. Eğer biz de böyleysek, etrafımız tarafından seviliyor ise, o zaman demek ki Allah da bizi seviyor. Demek ki Allah bizi sevdi. Cebrail aleyhisselama dedi ki, ya Cebrail, ben onu sevdim, sen de sev. Git öbür meleklere de söyle, onlar da sevsin. Sonra insanların kalplerine üfleyin bu ilhamı, onlar da sevsin. Misaliyle insanlar o insanı severler. Ona itibar ederler, ona muhabbet beslerler. Ya bir adam var hoca, ne namaz kılıyor ne bir şey yapıyor. Oruç tutmuyor, Allah'ı sevmiyor. İçki içiyor, küfrediyor ama çok insan var etrafında. Bak bakalım etrafındakilere. Onlar da kendi gibiyse zaten Allah onları kendi arasında haşır neşir ediyor. Seven insana da bakacaksın. Seni seven insan namazında, abdestinde, dürüst, namuslu, ehli sünnet itikadına sahip, Allah korkusu olan, takva sahibi insansa bu geçerli tabii. Eğer seni İçkici, namussuz, efendim namazla niyazla hiç alakası olmayan, efendim faizci, efendim filancı, şuncu, buncu böyle, hani Allah'ın da sevmediği adam seviyorsa, hemen kendine çeki düzen ver. Eyvah de, eyvah. Ben nerede yanlış yaptım da bir din düşmanı, bir devlet düşmanı, bir vatan düşmanı, bir bayrak düşmanı, bir faizci, efendim bir içkici, bir zinakar, bir kumarbaz beni seviyor. Beni sevemez ya. Beni sevemez o. Çünkü benim sözümün ona batması lazım. Benim sözümün onu rahatsız ediyor olması lazım. O zaman sen doğrusun demek ki. Yani bir insanı herkes seviyor ise, yani namazlısı, efendim dinli, dinlisi, dinsizi, namuslusu, namussuzu, bir adamı herkes seviyor ise, bilin ki o adam münafıktır. Bilin ki o adam münafıktır. Çünkü Kur'an'la yaşayan bir Müslüman, Kur'an'la çizgisini belirlemiş bir Müslüman, herkese aynı ölçüde hitap edemez. Muhabbet olmaz, gönül birliği olmaz. Anlatabildim değil mi ne demek istediğimi? Eğer ki sizi de sevenler etrafınızda, dinli, namuslu, faizden kaçan, zinadan kaçan, Allah korkusu olan insanlarsa, bilin ki Allah da sizi sevmiş. Kusurunuzu da kabul etmiş. Allah bizi sevdiklerinden eylesin yani.